Yunanistan'ın Sky TV kanalında Savunma Bakanı Yaşar Güler'in S-400 ve Eurofighter'la ilgili açıklamalarını değerlendiren savunma ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının Yunan kanalındaki çarpıcı Türkiye açıklamalarına bakacağız. Programın önemli noktalarını derlediğimiz konuşmalara şimdi yakından göz atalım. Yani S-400 bir savunma silahı. Yani bize birisi taarruz etti de biz bunu kullanmadık mı? Savunma silahımızı kullanmamız gerektiği anda o taarruz öyle bir şeyi aklından geçiren olursa başına nelerin geldiğini görünce Eurofighter'lar çok iyi birer alternatif. Biz de bunu biliyoruz ve bunu da almak istiyoruz. Hem İspanya hem İngiltere özellikle herhangi bir problem yok. Zaten böyle olması lazım. Yani hem NATO üyesiyiz ve NATO üyesi şimdi efendim bu silahlara bizim sahip olmamıza karşı çıkıyor. Hangi ülkeyi kastettiğini tahmin edebiliyoruz sanırım. Bilmiyorum ama burada Yunanistan'ı kastediyor gibi görünüyor. Türkiye için çok büyük sorunlar yaratan bir konu yeniden gündeme geliyor. Peki bunu neden şimdi yapıyor? Belli ki F-16 ya da Eurofighter'ı almak için baskıyı artırıyor, denge için S-400'leri tekrar müzakerelerde kullanıyor. Bu da daha fazla karışıklık yaratıyor gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin her zaman küresel bir oyuncu olduğunu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Türkiye, Rusya ile köprü olma ve küresel İslam dünyasına liderlik etme konusunda geri adım atmayacaktır. Elbette elde etmeye çalıştığı bu küresel denge hala geçerlidir. Ve oluşturdukları planda tabiri caizse Yunanistan ilgilendikleri cephelerden biridir ama elbette tek değildir. Türkiye'nin 15 farklı cepheli gündeminde ani bir geri adım atmasını görmek garip olurdu. Çünkü Türkiye sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir gündem belirlemiştir. Endişe verici olan şey, Türkiye'nin Yunan-Türk anlaşmazlıklarını kendi istediği şekilde ele alması ve Yunan ulusal çıkarlarına aykırı bir şekilde Türkiye'nin genişleyici ve revizyonist bir perspektiften yorumlaması olurdu. Bu dönem için böyle bir şey söyleyemiyorum. Bence Türkiye ile yumuşak bir dönemde olduğumuz ve bu anlaşmazlıkları çözmek için daha iyi bir şansımız olduğu anlamına geliyor. Olan biteni yanlış yorumlamadığımız ve güç dengesini yeniden sağlamak için ittifaklara olan bağlılığımızı sürdürdüğümüz sürece bu bizim avantajımızadır. Evet, baktığımızda Yunan-Türk anlaşmazlıklarının pek çok faktörden etkilendiğini görüyoruz. Uluslararası ilişkileri ele alırken genellikle Yunanistan merkezli bir yaklaşıma sahibiz ve ABD ile Türkiye, Avrupa ile Türkiye, İsrail ile Türkiye ve Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin etkisini göz ardı ediyoruz. Geleneksel olarak büyük rakipler oldukları bilinse de şu anda Rusya Türkiye'ye karşı neredeyse dost bir ülke olarak görülüyor. Pratikte bunun anlamı, Türklerin Ruslarla olan sınırlarında, yani Karadeniz'in doğu sınırında kendilerini çok güvende hissediyor olmalarıdır. Birkaç yıldır Batı revizyonist pozisyonlar sergiliyor, bu bizim itiraf etmemiz gereken bir gerçektir. Bu nedenle Türkiye, jeopolitik olarak çok spesifik bir analiz yapıyor. Ve bu dönemde, özellikle Doğu Akdeniz'de bir güvensizlik hissediyor ve Doğu Akdeniz'de yıllardır dışlanan bir süreci yaşıyor. Ama her durumda şu anda bir gerilim azalması yaşandığını anlamalıyız. Ulusal hava sahamızın son 7-8 aydır ihlal edilmediğini ve üst uçuşların gerçekleşmediğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu durum gerçekten çok önemli bir gelişmedir. Şunu da bilmeliyiz, bizim gördüğümüz gibi Türkiye, Yunanistan ile olan ilişkilerini son derece önemli bir mesele olarak görmüyor. Lavdas'la aynı fikirdeyim, Türkiye, uluslararası sistemde meydana gelen olayları kendi lehine bir fırsat olarak gören ve bölgesel bir güç olarak çıkarlarını genişletmeye ve bağımsız bir dış politika elde etmeye çalışıyor. ABD ve Avrupa'dan herhangi bir emir almak istemiyorlar, bu yüzden Türk yetkililerden bu durumu çok sık olarak görüyoruz.